Dokunulmazlığı mı olmalıymış diye soranlar. Gazetecilere örneğin savaş ortamında dokunulmaz, evet. Üzerinde pres yazan bir yeleğiniz varsa ve bir kaskınız, her iki tarafta sizi düşman olarak göremez, ateş edemez, yok etmeye kalkamaz. Bu savaş suçudur. İsrail'in Gazze saldırılarında en az 39 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Üstelik İsrail yönetimi, Netanyahu'nun adamları, uluslararası gazetecileri İsrail'in o ilk gün karşı karşıya kaldığı Hamas saldırısından haberdar olmakla suçluyor. Eğer bundan haberdar idiyseniz niye bize haber vermediniz diye dönüp gazetecilerden hesap sormaya kalkıyorlar. Bu giydiklerimizin hiçbir anlamı yok. Bunlar bizi korumuyor. Filistin televizyonu muhabiri Selman Beşir canlı yayında bir meslektaşının daha öldüğünü haber alınca isyan etti. Çünkü Gazze'de ne çelik yelek ne de kask koruma sağlıyor. İsrail gazetecileri de görevde ya da evde aileleriyle birlikte hedef alıp öldürüyor. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre İsrail'in Gazze saldırılarında son bir ay içinde en az 39 gazeteci öldürüldü. Gazeteciler artık sadece Gazze'de değil, İsrail'de de tehdit altında. İsrail'in İç Güvenlik Bakanı uluslararası yayın kuruluşları için çalışan 4 foto muhabirini 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını önceden bilmekle suçladı. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da iddia doğrulanırsa gazetecilerin terörist muamelesi görmesi gerektiğini savundu. Reuters, AP, CNN ve New York Times kendileri için çalışan bu 4 foto muhabirinin ön bilgiye sahip oldukları iddiasını yalanladı. New York Times bu tür desteklenmeyen suçlamaların gazetecileri tehlikeye attığını vurgulayarak İsrail hükümetini kınadı. İsrail Gazze şeridinde kuzeyden güneye geçmeye zorladığı siviller için saldırılara günde 4 saat ara vereceğini duyurdu. 4 saatte su mu bulacaklar? Kendilerini mi kurtaracaklar? Çocuklarını mı arayacaklar? Kayıp çocuklarını mı arayacaklar? Karınlarını mı doyuracaklar? Ne yapacaklar? Mola sırasında da ateş kesmedi ki zaten İsrail. El Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var. Gazze şeridinin kuzeyinde yaşayan on binlerce Filistinli İsrail ordusu tarafından güneye geçmeye zorlanıyor. İsrail ordusu Filistinlilerin tehciri için günde 4 saat saldırılara ara vereceğini duyurdu. Ateşkes çağrılarını ise bir kez daha reddetti. Tahliye molası öncesinde ve sonrasında İsrail ordusu Gazze şeridindeki hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını bombalamayı sürdürüyor. İsrail tahliyeler sırasında da ateş kesmiyor. İsrail ordusu tahliye emri ertesinde El-Rantisi Çocuk Hastanesi'nden ayrılmaya başlayan, ellerinde beyaz bayrakları taşıyan onlarca kişiye ateş açtı. Filistinli yetkililer Cuma günü en az 3 hastanenin İsrail tarafından vurulduğunu duyurdu. İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 11.000'e yaklaşırken hayatta kalanların koşulları giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü yüz binlerce kişinin açlık, susuzluk ve bulaşıcı hastalıklarla sınandığını duyurdu. Örgüt Gazze'ye gıda girişi olmadığını, insanların kirli su içmek zorunda kaldığını, bombardımandan kaçanların sığındıkları hastane, okul ve mülteci kamplarında hijyen sağlanamadığını duyurdu. Yalan, yanlış bilgilerle dünya kamuoyunu her zaman olduğu gibi yönlendirebileceğini düşünüyor İsrail. Oysa ki herkes görüyor, herkes ne olduğunu biliyor, herkes katili de tanıyor. Dönelim memlekete. Mecliste Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yaptı 2024 yılı bütçe görüşmelerinde. Önce şehir hastanelerinde garanti yok dedi. Oysa ki herkes biliyor, garanti veriliyor bu müteahhitlere. Garantinin belgesi çıktı. Sonra yurt dışına gitmek için ihal belgesi alan hekim sayısı Türk Tabipleri Birliği ile uyuşmuyor. Biz verilerini istedik dedi. Verilerin istenmediği ortaya çıktı. Yalnızca yarım saat konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bakın hangi sözleri belgelerle çürütüldü. Bunun dışında şehir hastaneleriyle ilgili garanti dediniz. kira garantisi dışında bir garanti söz konusu değil. Ancak biz biliyoruz ki birçok şehir hastanesinin sözleşmesinde %70'lik doluluk oranına denk gelen hizmet miktarları üzerinden garanti ödemeler söz konusu. Bu rakamları lütfen bizimle paylaşır mısınız yazısı da yazdık. Onu da bekliyoruz. Şimdi tekrar sekreterimize sordum. Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Tabipleri Birliği'nden herhangi bir resmi kanalla istenmiş herhangi bir bilgi yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde şehir hastanelerine garanti vermedik dedi, toplam maliyeti açıkladı. TTB'den iyi hal belgesi isteyen hekimleri talep ettik dedi, ancak hiçbiri gerçek çıkmadı. Toplam kullanım bedelinden bahsediyorum. Kiradan bahsediyorum. En üst noktada verilecek rakam bütün şehir hastaneleri için 27,5 milyar dolardır. Pardon, eurodur. 27,5 milyar euro olacağını ifade etti. Ama biz baktığımızda 2020'de şehir hastanelerine 10 milyar TL bütçe ayrılmışken gelinen noktada 2024'te 83,7 milyarlık bir bütçenin ayrıldığını görüyoruz. Bakan şehir hastanelerinin yük olmaktan çıktığını söyledi. Her şeyin Türk lirası hesaplandığı, vatandaşın TL gelirinden alınacak vergilerle ödenecek şehir hastaneleri kiralarını euro üzerinden açıkladı. Karlı dediği yatakların maliyeti de ne kamuda ne de özelde bu kadar yüksek değil. Dolayısıyla ülkeye yük olmaktan çıkmıştır. Ama 2020 ile 2024 tablosunu aldığımızda 8 kata yakın bir artışın olduğunu ifade edebiliriz. Ben diyorum ki 17 yılın maliyeti 2421. 17 yıldan bugüne getirin. 1400 olmasın, 1600 olsun. Hangi kamu yatağının devlete günlük maliyeti 8244 TL? Hangi özel hastanenin, özel hasta yatağının kamuya maliyeti 8244 TL iken olduğunu açıklaması gerekiyor. Bugün hiçbir kamu hastanesinde böyle bir maliyet söz konusu değilken... TTB her ay yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi alan hekim sayısını açıklıyor. Ay ay rekor rakamlar veriliyor. Vatandaş da doktor bulamadığından şikayet ediyor. Tabipler Odası'ndan, Tabipler Birliği'nden de bizim rakamlarımız sizinle örtüşmüyor. Uyuşmaması doğaldır. Çünkü Sağlık Bakanlığı da Türk Tabipleri Birliği gibi her ay ve yıl sonunda kaç hekimin yurt dışına gittiğini şeffaflıkla açıklamalıdır. Tabipler Odası'ndan alınan rakamlar var. Bir de bizden alınır biliyorsunuz. Bizden alınan ve Tabipler Odası'ndan, Tabipler Birliği'nden de bizim rakamlarımız sizinle örtüşmüyor. Bu rakamları lütfen bizimle paylaşır mısınız yazısı da yazdık. Onu da bekliyoruz. Bakanlıktan veya diğer kurumlardan alınan belgelerin bir geçerliliği yoktur. Hekimlerin beklentisi bakanın her türlü veriyi kamuyla şeffaf bir şekilde düzenli olarak açıklaması. Sağlık Bakanı rakamları karşılaştıracağına yurt dışına göçün nedenlerini araştırmalı, sorunlara çözüm bulmalı. Bakan eğer kamuoyunun bu tartışmaları sonlanmasını istiyorsa ve kamuoyundan net olarak bu sorulara cevap bulmak istiyorsa ticari sır kapsamına alınan sözleşmeleri kamuoyuna açıklayarak bu tartışmaları sonlandırabilir. Müşteri garantisi veriyorlar, hastanelere de veriyorlar. Ankara Garı'na bir garanti vermişler. Garanti tutmadığı için cebimizden para çıkacak, anlatacağım şimdi ama Yargıtay Başkanlığı hayır olsun. Saat 20'ye gelmek üzere Twitter hesabından, resmi hesabından bir paylaşım yaptı. Krizle ilgili, yargı kriziyle ilgili.